Arkadaşlar merhaba, ben Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hasan İpek. Konumuz beslenme yine 11. bölümden herkese merhabalar. Geçen bölümde en son sağlıklı bir hücrenin nasıl olacağını anlatacağımı size söylemiştim. Bizim bütün vücudumuzu oluşturan 40 trilyon hücreden herhangi bir hücrenin nasıl olması gerektiğini anlatıp buradan yola çıkarak hastalıkların önlenmesini kavramaya çalışacağız. Şimdi bu 40 trilyon hücrenin herhangi birisinin yapısını, sağlıklı bir hücrenin yapısını size kısaca anlatayım. Kuantum biyolojik olarak. Şimdi her hücrenin bir hücre zarı vardır ve bu hücre zarları omega 3 dediğimiz, halk arasında hatırlandığı kadarıyla balık yağı dediğimiz omega 3 yağlarında, bu en çok cevizde ve semizotunda var. Balıkta var bir de biliyorsunuz. Bu omega 3 yağlarının fazlalığıyla oluşan ince ve elastik bir hücre zarıyla sağlıklı bir hücre çevrilidir. Eğer bu hücre zarlarında omega 6 yağları, bu genellikle AHC ve diğer başka yağlar, katı yağlardan oluşan yağlar, omega 6 yağları, eğer bunlar fazlaysa hücre zarı, hücreyi çeviren zar sertleşmiş olur. Hücrenin zarı elastikiyetini kaybederse, sertleşirse, o zaman hücrenin içine girecek ve çıkacak olan tüm her şeyi bu etkileyecektir. Onun için biz mümkün olduğu kadar bu hücre zarının omega 3 yağlarından, omega 3 yağlarına da doymamış yağ diyoruz biz. Onun sebebi de şu: bu mitokondri içerisinde oluşan proton fazlalığı, yani serbest radikaller, bu hücre zarında eğer çok fazla hücrenin içinde birikecek olursa, hücre zarında da omega 3 yağları çok fazla ise, olması gereken de bu, elektronları çok fazladır çünkü omega 3 yağlarının, o zaman bu protonları nötralize edecektir ve o şekilde hücrenin yaşaması daha uzun olacak, yaşlanması daha geç olacak. Kanserleşmesi geç olacak. Bu şekilde gebe bir kadında da bu şekilde hücreleri olan gebe bir kadının çocuğuna enerji nakli, elektronları fazla olan bir enerji nakli olacağı için sağlıklı bir çocuk doğurmasında çok katkısı olacak bunun. Onun için birinci şey, sağlıklı bir hücrede hücre zarının elastik olması, omega 3 yağlarının fazla olması. İkinci şey, hücrenin dış zarının kapılarının sağlam olması. Buradaki kasıt da şudur: şimdi hücrenin içine herhangi bir enerjinin girmesi veya hücrenin içindeki çöpün dışarı çıkabilmesi için sodyum potasyum pompası dediğimiz bir pompa sistemi var, iyon değişimi var. Bunun için de bu hücrelerin dış zarında kapılar var. Bu kapıların elektrik voltajının değişmesi sonucu bu da bu mitokondrilerde elde edilen enerjinin, toplam enerjinin %25'i, bakın beslenmede elde edilen enerjinin %25'i bu hücre zarlarından hücre içine enerjinin transferi ve hücre içinde biriken çöpün dışarı atılmasında kullanılıyor. Onun için bu hücre zarlarını çok sağlam tutmamız gerekiyor. Bunun için de elektronu fazla olan besinlerle beslememiz gerekiyor. Süremiz yine yeterli olmadı. Sağlıklı bir hücrenin tamamının geri kalan kısmını gelecek bölümde anlatacağım size. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.